Ben Yasin Yıldız, 89 doğumluyum. Sorgun'da doğdum. Yasin Yıldız, öncelikle kendini bir tanıtır mısın? Teknik özelliklerin nelerdir? Sen neden anlıyorsun? Necisin? Ne işle uğraşırsın? Burada teknik özellik derken herkesin bir özelliği vardır. Aynen. Senin özelliğin ne mesela? Benim özelliğim fazla konuşmam herkesine. Öncelik ailemle mesela fazla öyle konuşmam. Sen yere bakan yürek yahanlardansın. Olabilir. Ondan sonra hani biri bir şey sorarsa konuşurum. Böyle fazla konuşmayı sevmem. Öyle. Huzursuz bir idealim diyorsun yani. Herkesin işine duruma karışmam. Duruma göre değişiyor. Bana yani. Dokunmayan yılan bin yaşasın aynen mı diyorsun yani? Aynen o öyle. Benzer bir şey yani. Başka ne iş yaparsın? Başka neyle uğraşırsın? Normal hayvancılıkla. Kocaeli'deydim ben 5 sene. 5 senedir oradaydım. İşte İnşaat ustası. Geçen seçimde gittim, bu seçimde geldim. Neyle uğraşıyorsun? Doğalgaz işi yapıyordum orada. Kalorifer su, temiz su, pis su. O işi bıraktık, buraya geldik. Şoban oldum. O zaman senin teknik özelliğin su tesisatı. Aynen. Anladım. Peki şimdi çoban oldum. Aran nasıl? Çiftçiliği fazla sevmem ben. Ben hayvancılığı severim. Hayvancılığı seversin. Peki Salur mahallesinde şu arazilerin isimlerini bir say bayım. Şu tarafta hangi araziler var? Şu tarafta. Araziler, Komüşlük var. Karadede var. Killik var. Ondan sonra Beylikdüzü var. Balikbozu derler yani. Korpınar var. Ondan sonra Uluçayır var. Ondan sonra Dilki Deliği derler. Galiba. Dilki çok olmuş. Galenin altı derler. Şurada höyüğümüz var işte. Normal höyükmüş. İşte 78 gibi falan bildirmişler bizim köye buranın höyük olduğunu. Muhtara kağıt gelmiş. Muhtar da hani okuma yazması yok. Yırtmış atmış kağıdı. Ondan sonra işte bundan bir 6-7 sene belki 10 sene olmuştur yani tam tarihini bilmiyorum. İşte o ara şey geldi, turistler geldi böyle. İşte bir bağırma çağırma. Burada da o zaman şey yapıyorlardı bu. Hani bizim köyümüzün şeyini, malzemesini başka köylere yol yapıyor. Yani bizim kendi köyümüzü, belediyeye geçtik yani. Bizim kendi köyümüz dururken, bizim köyümüzün malzemesini başka köylere yol yapıyorlar. Burada kis çok. Daha sonra neyse şikayet olmuş herhalde. Yani köyden biri muhtemelen şikayet etmiştir. Geldiler, durdurdular işte kazıyı falan. Ondan sonra muhtara sordular. Jandarma dedi, hani bu köyün muhtarı kim? Benim. Dedi işte bana falanca tarihte bir kağıt geldi, ben yırttım attım dedi. Dedi niye yırttın attın? Sen bunu dedi, insanlara bildirmen lazım. Bu köyün muhtarısın sonuçta. Ondan sonra işte o durdu. Şimdi kimse hiçbir şey yapamıyor. Sit olan olarak şu an herkesin haberi var. Kimse bir şey yapamıyor yani. Çoban mı oldun? Aynen. Hem de sığır çoban oldum. Büyükbaş. Ne kadar? İşte biraz kendimizin var. 16 tane falan büyük baş var. Biraz küçük baş var. Şimdi de sığırı güdeceğim. Köyün sığırına da anlaştım. Öyle işte. Kaç tane sığır var? Köyünde en az 100 tane falan çıkar yani. 100-120 var. Yani daha fazla sığır var da biraz birkaç parçası kendi önünde gidiyor. Peki Salur Köyü'nün nesi meşhur? Salur Köyü'nün İlhan abinin anlattığı bulgur pilavı meşhurdur. Madıma meşhurdur. Bulgur Arabaşı. Pilavının yanında yeşil soğan mı yiyorsunuz, turşu mu yiyorsunuz? Turşu da olur, yeşil soğan da olur. Bu bulgur pilavını tavada mı yiyorsunuz yoksa kuru ekmeğin üzerine döküp şu... Yani eskiden kuru ekmeğin üstüne dökerlerdi ya. Nasıl yapıyorsunuz? Eskiden kuru ekmeğin üstüne dökerlerdi. Şimdi nadir yani. Yani öyle böyle mi? Bir... İşte diyelim. Yok Yasin, günahını yapıyor. Bilmiyorum, biz daha görmedik. Mantarda mı katıyor? Mantar çok olur bizim köyde bak. Dağımızın mantarı mantar çok meşhur. Mantar ne zaman çıkıyor? Bir gün topla çağır da beraber kuyruğu. İnşallah. Olur. Güneş olsa yarın çıkar. Aynen. Şimdi yaklaşıyor o zaman. Çıkar. Ya. Güneş gördüğü zaman. İyi güneş olacak. Kızdıracak. Ne kadar topluyabilirim? Ne kadar istersen. 4-5 kilo topla, sana mantar hazırladım. Sen parayın durumuna göre toplar canım. Aynen. Parayın durumuna göre. Paranın durumuna göre. Satıyor musun sen mantarı? Yok ya, sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Söyle söyle, sıkıntı yok. Kaç liradan satıyor kilosunu? Kilosu çok pahalı, kilosuna kalırsın. Kaç lira, ne mantarı bu?
Soğuk hangisinden istersen evelek bizim mi, huzubeli ağ mı? Evelek de var, yer yarana da var. Kanlıca mantarı var mı burada? Kanlıca mantarı çıkmaz. Bak kanlıca mantarını sen hiç görmedin, toplamadın. Biz genelde et şey toplarız. Et niyetine yiyorlar kanlıca mantarını. Biz normalde ama evlek mantarını toplarız. Diğerini fazla yemeyiz. Ben iki sene önce sorgunda 5 kilo mu 10 kilo mu topladım, millet zehirli diye dökmüş. Bizim oysa burada zehirli mantar pahalı. Yok. Zaten mantar da şöyle uzun zehirli uzun olduğu zaman mantar bir tane zehirli olsa içine geçiyor. Kanlıca diyor. Kırmızı zaten. Böyle bir şey böyle. Çok güzel. Var mı izleyicilere söylemek istediğin? Bana mantarı satacağım mı toplayacağım mı? Orayı bir kesin. Toplarız ya. Fark etmez. 5 kilo sözün var mı? Yani gelirken bir yemek yaptırırsın. Biz de sana ay mantarı toplarız. Ay diyorsun ya, sıkıntı yok. Bizim sorgunun döneri meşhur. Sana aynen, döner getiririm. Döner mi ya sen? Var mı izleyicilere? İzleyicilere, buradan herkese, tanıyanlara bana selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.